أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وألحقنا إلى الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي وإن من شيء إلا يسبح بحمده منطق evet. Mantık dersimizde Tasavvurat bölümünü bitirdik, tasdikat bölümüne geldik. İlk konumuz kıdâya ve kaziyeler ve ona dair hükümlerle alakalı. Şimdi bir ara verdik tabi sınavlar, dersler vesaire derken e, sizde de böyle bir unuttunuz. O yüzden de e, şöyle bir tekrar yapalım. Yani baştan buraya nasıl geldik, kaziyelere nasıl ulaştık? Bunları böyle bir e, tekrar edelim dedik. Şimdi kaziyeye girmeden yani. Şimdi biz öncelikle Mantık ilminde neyi ele alıyoruz? Değil mi? Mantık ilminde tasavvur ve tasdik diye iki başlık zikrettik. Bunlar nedir, ne değildir? Biz önce ilmi ikiye ayırdık. İlmi ikiye ayırdık. Dedik ki ilim ya tasavvurdur ya tasdiktir. İlme ne dedik biz? İlme dedik ki ilim bir şeyin zihinde sadır olmasıdır. Bir şeyin suretinin Zihinde sadır olması, zihinde hasıl olmasıdır. Bu hasıl olan şey, bu hasıl olan şeyi de ya hükümsüz şekilde olur ki biz buna ne diyoruz? Tasavvur diyoruz veya bu hüküm ile olur ki biz buna da tasdik diyoruz. Demek ki tasavvur ve tasdik dediğimiz şey aslında nedir? Aslında ilmin iki parçası, ilmin iki parçasıdır. Biz ilmi tasavvur ve tasdik diye ayırıyoruz ve işte tasa mantıkta da biz bu iki kısmı görüyoruz. Tasavvur ve tasdik. Aslında bizim asli amacımız tasdike ulaşmak. Çünkü bir hükme ulaşmak istiyoruz. Bu hüküme ulaşmak için de tabii ki ne yapacağız? Müfretlerden gideceğiz, hükümsüz bilgilerden. İşte bu da tasavvur yoluyla olacak. Yani şöyle daha değişik ifade edersek, benim e, hoşuma giden şöyle şurada bir cümle vardı İsmail Hakkı'nın. İzmirli İsmail Hakkı'nın onun güzel İsa Kocı Şerhi var mı? Yarulüm diye. Ha şöyle diyor, güzel bir şey yaklaşımı vardı girişi. Nevi insan diyor, insanlar sair hayvanat gibi alel infirat yaşamayıp bir tab cemiyet ve temeddüne muhtaç olurlar. Yani burada işte mantığın böyle girişindeki o mantı sebebi görüyoruz. Hani biz mesela işte lafızlar vesaire alıyoruz ya neden bu lafızlar konusunu vesaire burada işliyoruz? nasıl alıyoruz tarzında. Şimdi e, insanlar başka hayvanlar gibi tek başına yaşa, yaşayamıyor. Tabiatları itibariyle beraber olmaya ihtiyaç duyuyorlar. taife Beşer'den hiçbiri hod be hod hevayici zaruriyesini istihsal edemeyip birbirlerine muavenette bulunur. Bizler ne yapıyoruz? Aslı ihtiyaçlarımızı ancak birbirimize muavenet suretiyle tahkik edebiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Bu muavenet ve zamirlerindeki mesalih ve maksadı yani bizim vicdanlarımızdaki maksat ve e, maslahatları ilan bir vasıtaya yani buna haber vermek bir vasıtaya muhtaçtır. Bu vasıta nedir? İşte bu saut ve lafızdır. Saut ve lafızlardır. Ancak insanlar ne yapacak? Sesler ve lafızlar yoluyla birbirleriyle iletişim kuracaklar. Fakat telaffuz hazirane mahsus olmakla hazır bir meclis olmayanları da halefler için diğer bir vasıta lazım. Tamam dil yoluyla söylediğimiz kelamlar oradaki hadirun için geçerli. Maksadımızı anlayabiliriz. Ama orada olmayanlar için işte o zaman kitabet ve ibaret lazımdır. Evet kitabet ve ne olacak? İbaret. İşte bu muavenet-i mütekabile sayesinde yani bu karşılıklı yardımlaşma sayesinde ulum ve sanayi ne yapacak? Tekamül eyleyecek. İlimler gelişecek. Ve telahuke efkar yani fikirlerin bir araya gelmesiyle İlim tezayüt eder, ilimler ziyadeleşir. Binaberin lafzın ve ibarenin delaleti vasıtasıyla ulum ve funun ve mesail ne olur? İstihsal edilmiş olur, elde edilmiş olur. Ne ile? Lafız ve onun lafzın delaletiyle. Bundan maada külliyatı idrak, lafzı ve delaleti marifete mütevakkıf olmakla evvel emirde lafzı ve delaleti bilmek gerekecek. Bakın hepsinin başlangıcından başlangıcından bahsetti. Şimdi bizim hedefimiz bütün diller, farklı kültürler, farklı toplumlar, farklı diller içerisinde hedefimiz nedir? Kainattaki yani mantık ilmi açısından konuştuğumuzda kainattaki eşyanın sırrını anlama. Yani hayat nedir, yaşam nedir, insanlar nedir, gördüğümüz varlıklar nedir? Bunun için de ne yapıyoruz? Bu maksadımızı anlayacak bir vesile arıyoruz veya anlatacak. İşte bu da lafızlardır, kelimelerdir. Biz bu lafızları kullanarak, lafızları kullanarak etrafımızdaki eşyayı ne yapıyoruz? Anlamlandırıyoruz. Bu anlamlandırdığımız eşyayı biz tarif etmek istiyoruz. Bu nedir? Yani diller değişse de, insanlar değişse de, kültürler değişse de onun maksadını veya onun gayesini veya da onun hakikatını, mahiyetini ortaya koyacak bir şey istiyoruz ve biz buna tarif diyoruz. Bakın biz buna ulaşmak istedik. O yüzden ne yaptık? Önce lafızları gördük. Lafızları, tasavvurat içerisinde. Niye? Tasavvur dediğimiz ilmin bir kısmı olan, ilmin bir parçası olan bu tasavvur neydi? Hükümsüz bilgiydi. Hüküm. İlim dediğimiz şey bir şeyin surette, zihinde suretinin hasıl olmasıydı. Bir şey gördük, onun zihinde hasıl olması. Bu ya hüküm ile olur ya da hükümsüz olur. Hükümsüz dediğimizde bu nedir işte? Bir müfrettir. Yani bizim cümle kurmayı dır dır, şöyledir, böyledir demediğimiz, bir hüküm vermediğimiz. Bu müfredi, bu müfredi anlamak için de biz lafızlara ihtiyacımız vardı. O yüzden bakın önce delalet bahsini gördük. Ondan sonra ne yaptık? Külliyat-ı hamse dediğimiz meseleye intikal ettik. Neden külliyat-ı hamseye intikal ettik? Amacımız neydi? Çünkü amacımız tarifi anlamak. Mesela ağaç gördüğümüzde ağaç nedir? Kitap gördüğümüzde kitap nedir? Atıyorum araba gördüğümüzde araba nedir? İnsan nedir? hayvan nedir? Bunları tarif etmek istediğimizde biz bunları kümelendirebileceğimiz belli esaslara, belli ıstılahlara sahip olmamız gerekiyordu. O yüzden külliyat hamseyi gördük. O yoksa külliyat hamse bizim amacımız değildi. Zira tarifin fehmi ve marifeti külliyat hamsenin fehmi ve marifetine mütevakkıftı. Ona bağlıydı. Ona bağlı olduğu için biz önce külliyat hamseyi aldık. Amacımız o değildi normalde. Sonra geçtik tariflere. Tarifleri gördük, eşyayı tarif edebilir olduk, tarifin şartlarını gördük, tarifin çeşitlerini gördük. İki temel şey vardı tarifte. Şimdi müfredin bilgisini aldık, buna biz tasavvur diyoruz, hükümsüz bilgi. Yani elimizde ağaç var, ağacın ne olduğunu biliyoruz, insanı biliyoruz, hayvanı biliyoruz, işte kitabı biliyoruz. Şimdi ne yaptık? Biz bunları bir araya getirmek kaldı. İşte biz buna tasdik dediğimiz kısma geliyoruz, kadaya dediğimiz. Yani zihnimizde artık bu müfrede dair bilgiyi, müfrede dair bilgiyi biz ne yapmak istiyoruz? Bir hüküm şeklinde istihdar etmek istiyoruz. Zihnimize getirmek istiyoruz. Kullanmak istiyoruz. İşte burada neye, neye ihtiyacımız var? Kaziyelere yani önerme dedikleri, cümle dedikleri, kelam dedikleri şeylere. Cümlelere ihtiyaç var. Dır dir diyeceğimiz müsned ve müsned ileyhlere, mahkumun fih ve mahkumun aleyhlere ihtiyacımız var veya da kadiye hamliye itibariyle dersek mevzu ve mahmule kadiye şartiye itibariyle dersek bizim mukaddem ve talilere ihtiyacımız var. Yani bir cümleye ihtiyacımız var ki biz bir hüküm koyalım. Bu da bizim asli amacımız değil. Evet biz bir hükme ulaşıyoruz. Diyoruz ki dünya, dünya aleme bakıyoruz. Alem mütegayyir diyoruz. Evet alem mütegayyir. Yani alem değişkendir. Alemi biliyoruz. Alemin ne olduğunu. Değil mi? Kullu ma'sivallah. Allah'ın dışındaki her şey alemi tarif ettik, alemi anladık. Mütekayyir biliyoruz değişim, değil mi? Değişim hareket ve sükun, değil mi? Onu nasıl elde ediyoruz? Müşahede ile aleme bakıyoruz ki hiçbir şey yerinde durmuyor. Hepsi bir hareket ve sükun içerisinde. Hareket ve sükun içerisinde olan şey ise nedir? Takayyürle, takayyürle maluldur. İçerisinde tagayyür bir değişim vardır yani. Çünkü hep bir yerden bir yere intikal şeklinde. O zaman alem mütekayyir dedik. Bakın böyle bir kaziyeye ulaştık bu tariflerle. Tariflerle kaziyeye ulaştık. Peki yetti mi? Hayır. Biz ne yapmak istiyoruz? Bunun üzerine bir şey bina etmek istiyoruz. O yüzden ne yaptık? Kıyasa ulaştık. Alem mütekayyirdir dedik. Sonra dedik ki madem mütekayyir, mütekayyirin mütekayyirin hadis olması zaruridir. Çünkü değişen bir şey hadistir, sonradan var olmuştur değişebiliyorsa sonradan var olması zaruridir dedik. Zaruridir. Bu sefer bu iki kaziye üzerinden biz bir kıyas yaptık ve neticeye ulaştık. O zaman demek ki alem de, alem de nedir? Alem de hadistir. Alem de sonradan var olmuştur. Dedik bakın bir hükme ulaştık. Demek ki kaziyeler de nedir? Kıyasın marifeti, kaziyelerin marifetine mütevakkıf olduğu için bizler tasdikat bölümünde önce kadiyeleri aldık ama hedefimiz kıyasa ulaşma. Kıyastan da neye ulaşmak istiyoruz aslında? Külliyata hamseye ulaşmak istiyoruz. Orada da bürhana ulaşmak istiyoruz. İşte mantığın temeli, mantığı gayesi ve amacı budur. Biz buraya ulaşmaya Hocam, çalışıyoruz. Hocam ne hamse dediniz? Külliyat hamse mi dediniz? Şey, hamse diyorum özür dilerim. Şey ee, neydi? Başka Bizim, bir şey adı da ben bilmiyorum. Ne ama. ne hamseydi? Allah Allah mesela lesin Muhammed ve sellem Şey. Burhan Cedel şey diyorduk ya neyi ne hamse diyorduk evet. onlar? Evet. Hatırlayan yok mu? Sınata hamse, sınata hamse. Ha, sınata sınat hamseye ulaşmak istiyoruz. Aynen Allah razı olsun hocam iyi ki de uyardınız. Sınat... Şimdi bu tasdikatın en son mertebesi mi? Kıyasın içinde mi hocam? şimdi zaten kaziyeler nedir? Kaziyeler cümledir, cümleler. Bu cümlelerle biz kıyas yapıyoruz. Kıyaslarla da biz, kıyaslarla da biz bir hüküme ulaşmak istiyoruz. Aslında işte Burhan, Cedel vesaire bunlar bizim kıyaslarda vereceğimiz hükümler, kıyasın şekilleri gibi düşünün. Asıl hedefimiz biz burada değil mi? Neye ulaşmak? Bu sınat hamseye ve sınat-ı hamse içerisinde Burhan'a ulaşmak. Dolayısıyla Hocam, biz ne yaptık? Ben düştüm de ee, şey, e, tasdikatın mebadi neydi, makasadı neydi? Şimdi Onu o Şimdi o kısma sağ... geleceğim. Bu kısmı bitirince o kısmı anlatacağım. Şimdi biz kaziyelerle kıyasa ulaşmaya çalışıyoruz. Kıyaslarla ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında mantığın asıl amacı olan sınat-ı hamsiye ulaşmak istiyoruz. Yani bürhana ulaşmak istiyoruz. Demek ki buradan ne sonuç çıkıyor o zaman? Biz tasavvur ile tarifleri öğrenmek istiyoruz. Demek ki tasavvurun makasıdı nedir? Tariflerdir. Peki mebadi nedir? Yani bize o tariflere ulaştıracak esasları verecek, bilgileri verecek şey nedir? O da külliyata hamsedir. Demek ki tasavvurun, tasavvur bölümünün mebadi külliyat-ı hamse, makasıdı ise tariflerdir. Biz tarifleri elde ettikten sonra asli amacımız olan ne yaptık? Makasıt bölümüne geldik. Şey, tasdikat bölümüne geldik. Bu tasdikat bölümünün mebadi nedir? Makasıdı nedir? Ulaşmak istediğimiz nokta kıyaslardır. Peki kıyaslara bizi götürecek şey nedir? Kaziyelerdir. Cümlelerdir yani. Biz cümleler yoluyla ne yapacağız? Kıyasa ulaşacağız. O yüzden şu anda biz ne yaptık? Tasdikat... Peki Sınav-ı nereye koydunuz? Kıyasın zaten hükümleridir bunlar. Kıyasın çeşitleridir. Herhalde şeyleri dinlemediniz. İsa Goci'de Sınav-ı hamse bölümünü. Orada orada biz anlattık şeyleri. Kına kıyasın an. içinde gibi yani. Tabii canım Tabii. kıyasın bir parçası aslında ama biz kıyasın içerisinde, Kıyasın her türlüsü var. Zayıfları var, değil mi? Güçlüleri var. Bizim aslında ulaşmak istediğimiz ne? Güçlü bir kıyas şekli. değil mi? Orada siz gördünüz mesela kıyasın kıyastayken mesela e, şeyler var, e, şekilleri var, değil mi? Kıyasın şekilleri var mesela. Birinci şekil, ikinci şekil, üçüncü şekil. Onların hepsinin gücü ve kuvveti aynı mı? Değil, değil mi? Biz ne yapıyoruz? En güçlüsüne ulaşmak istiyoruz. Hüküm itibariyle en sağlamına. Bu manada yani. O yüzden biz onu hani makası mevadi içine almıyoruz. Aslında o kıyastan sonra ulaştığımız bir netice yani. Evet. Şimdi bu şekilde biz buraya geldik. Yani kaziyeler bölümüne geldik. Eğer burayı iyi anladıysanız mantığın mantığını kavramış olursunuz. Mantık birbiriyle alakalı. Yani yarın öbür gün şunu unutmayın. Bu, bu meseleleri unutabilirsiniz detaylarını. Yani kaziye kaça ayırıyordu? Hamliyeydi, şartiyeydi. İşte hamliyeye ne diyorduk? Mevzu mahmuldü, şartiyeye şunu diyorduk. Unutabilirsiniz. Esas detaylarını. İşte tenakuz vardı. Tenakuz nakiz neyle olurdu? Aksi müstevi neydi? Aksi nakiz neydi? Vesaire. Bunların bazı detaylarını işte mucibe salibenin nakizi nasıl olur? Mucibe işte e, külliyenin nasıl olur? Vesaire. Bunları unutabilirsiniz. Mucibe cüziye, mucibe külliye. Bunlar detaylar ama bu temel mantığı oturtursanız zihninizde bunlarda dair bir boşluk kalmazsa yarın öbür gün ihtiyaç duyduğunuzda döner altına bakar bu meseleyi anlarsınız. Diğer türlü ne yapamazsınız? Kalırsınız. Çünkü zihin bağlantı kurmadığı bir şeyi bir yerde tutamaz. Ortada kalmış. Siz de mi düşünün evinizin ortasında bir şey var. Ne sağa koyabiliyorsunuz, ne sola koyabiliyorsunuz, ne bir şey ne olacak? Sizi rahatsız edici bir şey olacak. Zihin artık ya ona bir yer bulmak zorunda ya da bir zaman sonra onu silip atmak isteyeceksiniz. Yani diyeceksiniz bunu koyacak bir yer yok, bunu kaldıralım, depoya kaldıralım, aşağı götürelim, birine verelim. Bir şekilde atmaya çalışacak. O yüzden ben bunu anlattım. Zihninizdeki bu bağlantıyı kurmak için. Yani kaziyelere nasıl geldik? Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı esaslar yani. Evet. Şimdi geldik kaziye bölümüne. Kaziyelere giriş yapıyoruz. Kadıye nedir? Kadıye dediğimiz veya kada. El kadaya çoğulu. Lugatte ne manasında? Hüküm manasındadır. Hüküm. Biz artık bir ne yapıyoruz? Biz zaten tasdikatı açıklarken ne demiştik? Değil mi? Hükümlü bir bilgi. Yani biz ilmin, ilmi ikiye ayırmıştık. Tasdikat ve şey, tasavvur ve tasdik. Tasavvur demiştik zihinde bila hüküm. Hükümsüz bir yargı olmuş oluyor. Hüküm. Ama tasdikatta neydi? Tasdikatta ise bir hüküm var. Kim hatırlıyor bizim zaten şiirimizi? Tasavvur ve tasdikte. İdrak-ı müfredin tasavvuran ulim, ulim ve derk-ı nisbetin bir tasdikin musim. Evet unutmuşsunuz. Nedir? Ne demiştik? İdrak-ı müfredin. Müfredi idrak etmek. Müfredi idrak tasavvurdur. Müfredi yani herhangi bir hükümsüz bir bilgiyi Yani bir ağacın ağaç olduğunu, işte bir e, bilgisayarın bilgisayar olduğunu vesaire bunları idrak etmek, bunları bilmek biz buna tasavvur demiştik. Tasdik ise neydi? Ve derkü nisbetin yani vuku'a nisbe, nisbetin vuku'unu bilmek. İz'an suretil ala sebilil iz'an oradaki e, hükmü bilmek değil mi? Vuku'u bilmek nedir bu? Biz buna da tasdik demiştik. işte kadıye dediğimiz şey de bir hükümdür. Öyle bir hükümdür ki biz e, fenli ıstılahta yani mantık ilminde biz buna diyoruz ki bu bir hükümdür veya bir kavildir, bir sözdür ki ne olur? Bunu söyleyen kimseye biz deriz ki kailine senin bu sözün doğrudur veya senin bu sözün yanlıştır, yalandır diyebiliriz. Böyle diyebildiğimiz her söze biz kadıye diyoruz. Böyle söyleyebildiğimiz her söze biz kadıye diyoruz. Dolayısıyla şöyle şuradan kadıyeye gelirken yine bakın lafızların içerisindeyiz biz. Evet şurada. Hatırlarsanız daha önce görmüştük şu kadiyelere gelmeden. Şurada göstereyim. Yine hatırlayacaksınız. Burada işte dedik ya burayı biz tasdikatta göreceğiz demiştik. Ha burası. Bakın biz hatırlarsanız daha önce lafızlara ayırırken lafızlara dedik ki bir lafız. Bir lafız. Ya müstameldir ya da mühmeldir. Mühmeldir. Yani bir lafzın ya bir manası vardır, kullanılan dilde bir manası vardır ya da bir manası yoktur. Bizim bununla işimiz var mı? Yok. Çünkü bizde mantığın amacı ne demiştik? Zaten biz zihnimizde, kalbimizde, vicdanımızda olan şeyleri karşı tarafa aktarmak istiyoruz. E bunu da tabii ki müstamel lafızlarla yapacağız. Müstamel lafızlar, biz bunu ayırmıştık. Mürekkep, mürekkep ve müfret diye. İşte bakın bu müfretleri biz nerede gördük? İşte burayı görmüştük. Burayı biz tasavvurda gördük. Çünkü tasavvur müfredin bilgisiydi. Ama mürekkeplere geldiğimizde işte onun yeri demiştik ki o zaman o tasdikat bölümünde kaziyeler. İşte kaziyeler tam olarak budur. Mürekkep lafızlar. Biz bu mürekkebi ikiye ayırmıştık öncelikle. Mürekkebe ne demiştik? Mürekkebi tam ve mürekkebi nakıs. Kim hatırlıyor? Mürekkebi tam Müsned ve Müsned olan mıydı? Aynen mürekkebi tam, bakın tam mürekkeb. yani neyden oluşuyor? Bir cümleden. Müsned ve Müsned değil mi? Bir yargıdan oluşuyor. Müsned ve Müsned var içerisinde. Yani Müsned ve Müsned dediğimiz isim cümlesinde müfteda haber gibi düşünün. Fiil cümlesinde de fiil fail gibi düşünün. Müsned Müsned ile zaten odur yani. İsim cümlesinde müfteda haber hangisi Müsned hangisi Müsned İleyh? müpteda müsned Güzel haberde müsnettir. Fiil cümlesinde tam tersi. Fiil müsnettir. Fail nedir müsned Zaten müsned olmak ismin özelliğinden değil mi? Alametlerine. İsim daima müsned olur. İsim daima müsned olur. İşte peki nakıs dediğimiz kısımda ne vardı? O zaman muzafın falan, değil mi? Bunlar vardı. Nelerdi onlar? Nakıs dediğim şey, şey. İşte terkibi izafi, terkibi vasfi, terkibi, adedi terkibi. değil mi? Bunun gibi yani mürekkep ama tam bir mürekkep değil. Aralarında bir nispet var. Aralarında bir nispet var. Ama bu, bu nispet tam bir nispet değil. Oysa biz ne istiyoruz? Kelam dediğimiz şey, biz kelamı tarif ederken ne dedik? Kelam bir şeydir ki içinde nispeti tamme vardır. Tam bir nispet vardır. Yani burada müsnedi müsnedi ne yaparız? Müsned ileyh'e isnad ederiz. Bu isnad işlemi tam bir şekilde gerçekleşir. Bizim aradığımız işte bu neydi? Bu nisbeti tammeydi. Ama bu nakıslarda bu nisbeti tamme yoktur. Şimdi biz bunu da bu nisbeti tamme demek ki bu nisbeti tamme olmayanı da yani nakıs mürekkebi de istemiyoruz biz. Ne istiyoruz? Biz şey, mürekkebi tam istiyoruz? Peki mürekkebi tam mı ne diye ayırmıştık biz? <laughs> mürekkebi tam. Yani mürekkebi tam dediğimizde kadıyı Yani kadıyı veya da işte cümleyi haberi diyebilirsiniz. Mesela Ahmet evdedir. Hamdi ye şartı iyi hocam. Ahmet evdedir dediğimizde siz bana yalancı veya doğru söylüyorsun veya yalan söylüyorsun diyebilir misiniz? Evet. Ha, diyebilirsiniz. Demek ki bu haberi bir cümledir. Haberi bir cümledir. Aralarında bir nispet vardır. Peki biz bu haberi cümleleri ikiye ayırıyoruz. Bu şekilde haberi cümleler derken bu kaziyeleri yani mürekkepleri. Aradığımız aslında bizim bu haberi cümlelerdir. Haberi. Ama haberiye ulaşırken biz önce bu mürekkebi ikiye ayırıyoruz buradan. Mürekkebi tamma ama. Tam mı? Zaten nakıs dışarıda kaldı. Mürekkebi tamma ta diyoruz ki ya bir cümle haberidir ya da inşaidir. Eğer aralarında nisbeti, nisbeti tamme ta varsa bu haberidir. Kelamdır işte. Biz buna kelam diyoruz. Nisbeti tamme ta diyoruz. Haberi cümle diyoruz veya kazıye diyoruz. Aradığımız bu. Nisbeti tamme, ta kaziye veya da işte şey cümleyi haberiye. Hepsine bu haberi diyoruz. Ama inşai cümleler, inşai cümleler gerideki geçen mürekkebi nakıslar Bunların hepsi nedir? Bunlarda nispeti tamme yoktur. O yüzden bunlar nispeti tamme dediğimizde dışarıda kalıyor. Haberi cümle, haberi cümle nedir? Söylenildiğinde zaten kaziyenin tanımında vardı değil mi? Söylenildiğinde doğrulanabilir. Yani sıdka, ma yahtamilu sıdka vel kezibe. Sıdka doğruluğa ve yalana muhtemel olan cümlelerdir. İnşai cümle ise ma la yahtamilu sıdka vel kezibe. Yani kailine, o sözü söyleyene sen yalan söylüyorsun doğru söylüyorsun diyemeyeceğimiz sözlerdir. İşte bizim yalan söylüyorsun, doğru söylüyorsun diyemeyeceğimiz cümlelere biz inşai cümleler diyoruz. İnşai. Yani bir şeyden haber vermiyor da bir inşa manası olan. Bunlar da ne? Talebi ve gayri talebiydi. Yani bir talep manası içeren, içerisinde bir talep var, yapma etme manasında ya da gayri talebi. Değil mi? Bir şey olsun etsin manası var içerisinde. Mesela istifam gibi. İstifam gibi, temenni gibi değil mi? İşte bir fiili talep etmek veya ondan nehyetmek, emir nehi. Bunlar mesela nida. Mesela birine nida ediyorsunuz değil mi? Size bakmasını istiyorsunuz. El ard mesela, ta'rid. Yapmaz mısın? Yapsana. Aslında mesela ona diyorsun ki ta'rizde ne vardı mesela? E, hurufu ta'rid vardı biliyorsun tarih harfleri. Ne diyorduk biz onlara? Mesela e, örneğin diyoruz ki sen ödevine çalışmaz mısın? Değil mi? Ödevine çalışmaz mısın diyorsun mesela. Ya ödevine çalışsana. Niye çalışmazsın? Demek istiyoruz aslında değil mi? Biz bunlara ne diyoruz işte? Bunlar içerisinde bir talep barındırıyor. Talep. Bir de talep barındırmayan ama bir haber cümlesi de olmayan e, kaziyeler vardır. Değil mi? Bu kaziyeler nelerdir? Gayrı talebi. Taaccüp gibi. Medih gibi. Bakın taaccüp zahiren diyorsunuz ki ya bir e, şeye benziyor. Ne kadar da güzel. Ya güzel değil. Taaccüb nasıl o zaman haberi oluyor da inşai olmuyor? Bakın sureten haberi olması önemli değil. Oradaki hedef adamın beğenmesi. Diyor ki adam ne kadar güzel hayretimi celbetti. Diyebilir misin sen hayret duyamazsın. Niye duydun? Ya adam hayret duyuyor. Sen hayret duymayabilirsin. O adam hayretini izhar ediyor. Zahiren ihbari bir şekilde ne kadar da güzeldir der gibi. Ama hedefi o değil. Hedefi onun kendi zihnindeki, kendi içindeki hayreti izhar etmek, ortaya çıkarmak. Bu. O yüzden bunlar nedir? İnşai cümleler ama gayri talebidir. Medih gibi, zem gibi ifadeler. Mesela ne kadar da iyi, ne kadar da kötü. Sen diyorsun ki işte Fatih ne kadar da büyük komutan. O da diyor ki hayır değil. Senin amacın ona haber vermek değil ki. Onu met etmek. Diyebilir misin? Senin met etmen yanlış. Ya kardeşim ben met ediyorum. Yani bunu bir medih şeklinde görüyorum. Medih. İnsanın hissettiği bir şeye sen niye böyle bir şey hissediyorsun diyemezsin. Kendi hissini ortaya koyuyor. Ama bu hissin neticesi olan bir şeye hüküm verir bir şeye hüküm verir o zaman onun hakkında konuşursun mesela. Yoksa amacı o değil. Amacı taaccübünü izhar etmek. Medhini, zemmini, kasemi, reca vesaire bunlar nedir? Bakın burada en güzel şey, en güzel anlayacağınız yer siyahül ukud. Akit sigaları. Mesela akit sigasında diyorsun ki İbrahim hocama, hocam ben bu kitabı sana sattım diyorum. Şimdi buradaki cümle haberi cümle midir? Zahiren haberi cümlede mi? Sattım fiil cümlesi şeklinde geliyor. Ama haberi cümle değil. Niye? Çünkü buradaki hedef sana sattım diye bir haber vermek değil ki. Veya sana satıyorum şeklinde haber vermek değil. Satın al diye ona bir şey vermek. Yani sanki diyorsun ki ona ben bunun mülkiyetini sana geçirdim. Hayır sen yalan söylüyorsun diyebilir misin? Veya doğru söylüyorsun diyebiliyor musun? Amacı o değil ki. Sana bir yerden haber vermiyor. Ya ben falan tarihte şöyle deseydi haberi olurdu. Ben falan tarihte malımı İbrahim Hoca'ya sattım. O zaman derdin ki bu haberi cümledir. Evet biz bunlara da gayri talebi diyoruz. Talebi ve gayri talebi diye ayırdı. Demek ki talebiler bunlar. Bu talebilerden de talep manası olan veya da nehi manası olanlar da kendi içerisinde emir, dua, iltimas hatırlayın bunları. Nehi, dua, iltimas yine. Bunlar mesela nehi neydi? Yukarıdan aşağısına söylediği emir de aynı şekilde. İşte dua alttan yukarıya söylediği yani altta olanın üstte olana söylediği. İltimas ise ikisinin de aynı olduğu değil mi? Eşit olduğu yerlerde söylenendi. Şimdi biz bunlar içerisinde de haberi cümlelere gelmek istiyoruz. İşte haberi cümlelere, nispeti tamme dediğimiz cümlelere veya da kaziye dediğimiz cümlelere. Bakın faide dedi. Mahallü taksimil lafzil mürekkeb en yuzkere fi mukaddimeti zikril kadaya. Bakın burada söylemiştik daha önce değil mi? Bunun amacı, bunun yeri aslında kaziyelerdir. O yüzden bakın burada haberileri devam ettirmedi. İşte biz bugün haberileri devam ettiriyoruz. Bu kaziyeleri devam ettiriyoruz. Değil mi? Zira Ali ennel maksuda minhu innemâ huvel haber. Çünkü bundan maksat haberdir. İzhüvellezi yeterakken minhul Çünkü kıyaslar bununla oluşur. Kıyaslar bununla meydana gelir. O yüzden bizim hedefimiz, bizim hedefimiz nedir? Habere ulaşmak, habere. Ve haberlerle de kuracağımız kaziyeler, haberi cümlelerle de haberi cümlelerin oluşturduğu kıyaslara gitmek. Evet. Şimdi biraz daha zihninizde, zihninizde canlandı mı bu yani bu kaziyeler nedir, nereden geldik, bu işte e, tasdikatla tasavvur arasında nasıl bir denge var, nasıl bir ilişki var. Biraz daha zihninizde tekrar canlandı mı? Hatırladık hocam bunları anlatmıştınız. Evet tekrar tekrar anlatmıştık zaten. Böyle zihninizde bir kopukluk görüyorum diye onu tekrar böyle bir hatırlatma kabiliğinden ifade edeyim dedim. Ee, sizler okuyunca da ben sizlere bunu yer yer soracağım inşallah. Evet. Demek ki biz ne dedik? Ee, biz dedik ki arada bir nisbeti tamme olacak. Demek ki nisbeti tamme olmazsa, nisbeti tamme olmazsa, o zaman e, biz buna kadiyye demiyoruz. Zaten nisbeti tamme olmayanlar neydi? Mesela mürekkebin nakıslar gibi, veya da işte e, başka ne vardı dışarı kalan akit sigaları gibi, veya da e, inşai cümleler gibi, değil mi? Bunlar kendilerinde nispeti tamme yoktur. Nispete hariciye yoktur. O yüzden bu mürekkeplere biz ne diyoruz? Bunlar kaziye olamazlar. Burada ne olacak? Sıdık yani kendisi hakkında doğru söylüyorsun veya yalan söylüyorsun diyebilelim. Şimdi biz bunun kaziyelerin taksimine gelelim. Kaziyeleri nasıl işleyeceğiz biz? Kadiyeyi iki parçaya ayıracağız. Bu noktayı anladığımızda metnimize geçeceğiz. Daha iyi anlaşılacak. Kaziyeler iki parçadır. Bir hamliye. Kadiyye hamliye ve kadiyye şartiye diye ayıracağız. Kadiyye hamliye Kadıyıya şartlıyıya diye ayıracağız. Biz hamliyye, hamliyye dediğimiz şeyler mevdu ve mahmulden oluşuyor. Haberi cümleler yani. Bizim aynı bildiğimiz haberi cümleler. Ahmet işte evdedir, ee, Ömer üniversitede okuyor gibi bu haberi Tabi onlar da haberi cümle ama orada bir de şart var. Şartla birlikte olan hameri. Evet biz bu hamliyye diye ayıracağız. Hamliyeleri kendi içerisinde e, şahsi diye ayıracağız. Kadıyıya şahsiyye. Kadiye külliye diye ayıracağız. Bu külliyi külliyi mühmel ve musavver diye ayıracağız. Musavver. Musavver dediğimiz başına kül cüz diye lafızlar gelen. işte külli gibi, cüz'i gibi lafızlar gelen ifadelerdir bunlar. Ve bunların her biri de mucibe külliye olacak. Dolayısıyla hamliye toplam kaç kısmı ayrılacak? Bir şahsi. Şahsi hamliyeler. Mesela ne gibi? Diyeceğiz ki zeyt, zeyt çalışkandır. Bakın Zeyd sadece mevzusu şahsi olan. Zeyd'e has bir şey bu. Şahsiyedir. Kadiye şahsiye bir. İkincisi külli olup mühmel olan. Mühmel. Mühmel dediğimiz bir mutlak bir ifade gibi mesela. İnsan şöyledir. Mesela insan böyledir dediğimiz mühmel. Yani külli olduğu halde başına kül ve cüz gibi ifadeler gelmemiş. Kül gibi, bat gibi ifadeler gelmemiş. Bir de musavver dediğimiz, bu da iki kısımdır zaten. Musavver dediğimiz bir sur var. Sanki onu bir şey kuşatmış. Bir şey kuşatmış gibi. Yani mahsur gibi yani. Ne gibi? Mesela işte kül gibi. Bazı lafızlar var. O lafızları göreceğiz. Kül gibi, ba'd gibi, değil mi? Amme gibi vesaire bunlar e, bunlar bu yani külliliği ve cüz'iliği ifade eden lafızlardır. Dolayısıyla mesela işte cüz'iye diyelim. Ba'dul insan, ba'dul insan keda. Bazı insanlar şöyledir. Kül mesela külli insan hayvanın. Bütün insanlar canlıdır gibi. Külliye ve cüz'iye. Demek ki üç bu, dört de bu. Demek ki hamliye dediğim şeyin dört çeşidi var. Ve bunların her biri de olumlu ve olumsuz olmak itibariyle. Yani salibe ve mucibe olacak. Salibe olumsuz demek, mucibe icaptan geliyor. Olumlu demek. Her biri salibe mucibe. Her biri salibe mucibe. Toplam kaç çeşit olmuş oluyor? Sekiz çeşit. Sekiz. Aynen 8 çeşidimiz olacak. Dolayısıyla önce bu hamliyeleri görelim. Ondan sonra şartiyelere geçecek. Şartiye de bu ikinci kısmı onun. Şartiye dediğimizde bakın bunu da ikiye ayıracağız. Bu da ya muttasıl olacak ya da munfasıl olacak. Yani aradaki aradaki ilişkiyle alakalı bir şey. Yani aralarında bir ittisal yani bir bağ var ise bir bağ var ise biz ona muttasıl diyeceğiz. Muttasıl diye onu ifade edeceğiz. Ancak aralarında böyle bir bağ yok ise biz ona diyeceğiz ki munfasıl. Bu bağ ittisalin bağı illiyet anlamında olur, tedayif anlamında olur. işte lüzumiyet, işte ittifakiyye bu şekilde. Yani arada bir bağlantı var. Mesela diyorsun ki güneş doğarsa tabii şartiyelerde şu önemli. Şartiyelerde bir şart edatı olmak zorunda. Bir şart edatı. Aslında şartiye dediğimiz birden fazla kaziyeden oluşan Cümlelerdir. Hatırlarsanız biz e, cümleyi ne görmüştük? Mesela şart cümlesi, cevap cümlesi değil mi? İşte her bir şart cümlesi, her bir cevap cümlesi aslında bir kaziyedir içinde. Çünkü bir haberi bir cümledir. Haberi bir cümledir. İşte bu ne oluyor? Şart edatıyla birbirlerine rapt edilmiş oluyorlar. Dolayısıyla birden fazla hamliye dediğimiz cümlenin, yani kaziyenin bir araya gelmesidir şart şeklinde. Fakat bu bir araya geliş ya muttasıl olur, yani... Mesela diyorsunuz ki güneş doğarsa gündüz olur. Bakın gündüzün doğmasını güneşe dayandırıyorsunuz. Güneş doğarsa gündüz olur diyorsunuz. Demek ki güneşin şey gündüzün doğması neye bağlı? Gündüzün doğması güneşe bağlıdır. Gündüzün doğması güneşe bağlıdır. Aralarında bakın bir illiyet bağı vardır. Ne zaman güneş doğarsa gündüz olur diyorsunuz. Sonra diyoruz ki ne zaman da gündüz olursa güneş doğar diyorsunuz. Veya da diyorsunuz ki ne zaman gündüz olursa mesela diyoruz ki alemde ışıklanır diyoruz. Alemde ne olur? Ee, karanlıktan kurtulmuş olur diyoruz. Bakın ne yapmış olduk? işte biz bunda birinci kısma mukaddem diyoruz şart cümlesine. Mukaddem diyeceğiz. Sonrasında tali diyeceğiz. Bakın birbirine bağladık. Birbirine bağlamış olduk bunları. Aralarında bir illiyet bağı kurduk. Mesela ne zaman güneş doğarsa gündüz olur dediğimizde ne yapmış olduk? Buradaki mukaddem hangisidir? Ne zaman güneş doğarsa. Gündüz olur nedir? Burada talidir. Gündüzün olmasını, gündüzün olmasını ne yaptık? E, gündüzün olmasını güneşin doğmasına bağladık. Yani güneş doğduğunda gündüz olacak dedik. Dolayısıyla mukaddem taliye ne olmuş oldu? Mukaddem taliye, e, mukaddem talinin malülü olmuş oldu. Evet bu da bakın aradaki siz sadece ben temel detaya girmek istemiyorum. Sadece örnek verdim bir kısmını. yoksa çok çeşidi var. Burada sadece şunu anlayın. Demek şartı şartiye de arada bir bağlantı var ise muttasıl diyeceğiz. Yok yok ise munfasıl. Aralarında bir bağlantı yok. Bir şey ya böyledir ya böyledir gibi mesela. İmma keza imma keza. İnsan ya ölüdür ya diridir. Birbirleriyle bir böyle bir aralarında bir telazüm, bir alaka yok mesela. Bir alaka yok. Buna da munfasıla diyeceğiz. Bu şekilde hamliye cümleleri ayıracağız. Evet hamliye ve şartiyeleri ayıracağız. Ve böylece inşallah e, kadıye bölümlerini bitireceğiz. Kadıyeleri. Evet. Şimdi kadıye bölümlerini okuduğumuzda daha net bir şekilde zihnimize gelecek. Bir dahaki derste inşallah onu ele alacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneken tel alimnakim ve ahur davan elhamdülillah rabbil alemin.